Canlarım, merhaba. Ben Ksenia. Ben Barbaros. Bizim kanala Admin Gül, hashtag Let's Cook'a hoş geldiniz. Ve bugün biz tatlı yapmıyoruz. Bugün biz Özbek Semerkant pilav yapıyoruz. Özbek Semerkant pilavı inanılmaz lezzetli, anlatılmaz yaşanır ve inanılmaz doyurucu, mükemmel bir lezzet. Tüm malzemelerimiz birebir olması lazım. Atıyorum 1 kilogram böyle hafif yağlı bir et alıyoruz. Fakat bizim etimiz hatta daha az yağlı, birazcık daha yağlı bir evet. et kullanabilirsiniz. Dana veyahut koyun eti de kullanabilirsiniz. Atıyorum 1 kilogram et, 1 kilogram havuç, 1 kilogram soğan. Evet, böyle. Evet. 500 gram et mesela, 500 gram havuç, 500 gram soğan. Evet. 2 baş sarımsağımız var burada. Hiç temizlemiyorsunuz. Böyle lazım. Full, tam. Evet. Ve kimyon buranın önemli gizli silahlarından kimyon. Neden? Kimyon bizim yapacağımız pilav Semerkant. Özbekistan'ın Semerkant pilavı olduğu için biz kimyon kullanıyoruz içerisinde ve böyle taneli kimyon kullanmanız lazım. Çünkü başka şehirlerinde atıyorum Özbekistan'ın kimyon karamuk, da kullanıyor kimyon ama kimyon da kullanıyorlar fakat karamuk ve ayva da ekleyebiliyorlar evet. bazıları. Böyle yağ, sıvı yağ lazım. Karabiber, tuz. Böyle. Biz ev şartlarında böyle bir tencere kullandık. Fakat normalde orijinalinde dökme demirden tencere veyahut kazan kullanılmakta yapılırken bunu. Ve mangal yapıyorlar. Ha, mangal normalde. Üstünde. Ama evde de böyle. Köz ateşte yani, mangal da değil evet. de. Öncelikle sıvı yağımızı ekleyip kızdırıyoruz güzelce. Evet. Tüm soğanlarımızı böyle yarım daire şeklinde kesiyoruz. Çok ince yapmam. Böyle. Çok kalın da yapmıyoruz. Evet, böyle. Yağımız kızdı. Şimdi soğan ekliyoruz ve kavuruyoruz. Özbekistan'ın bazı şehirlerinde arkadaşlar önce bazı kesimler eti kavurup daha sonra soğanı kavurabiliyorlar. Yani siz de ilk önce eti kavurup soğanı kavurursanız veya ilk önce soğanı kavurup eti kavurursanız doğru. İkisi de doğru. Biz böyle yapıyoruz. Evet. Pembeleşinceye kadar, hafiften pembeleşinceye kadar soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi havuçlarımızı keseceğiz. Fakat havuçlarımızı bu tarifte rendelemiyoruz. Bakın böyle böyle ince ince kesiyoruz. Evet, böyle. Bu olabilir. Şimdi etimizi kesiyoruz. Büyük parçalar halinde. Yani çok aşırı derecede büyük de değil, çok fazla küçük de değil. Bakın bu kadar yeterli. Böyle. Şöyle. Şimdi et ekliyoruz. Ve 10-15 dakika kavuruyoruz soğanla beraber. Evet. Böyle güzel. Orta ateş. Orta ateşte. Evet. Etlerimiz ve soğanımız böyle pişene kadar güzelce pişirdik, kavurduk gördüğünüz böyle, gibi. Böyle biraz kahverengi. Evet, kahverengi bir renk aldılar. Şimdi düzleştiriyoruz birazcık. Biraz tuz. Evet. Sonra biraz kavuruyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz pardon ve böyle hamdüz yapıyoruz. Dümdüz yapıyoruz. Az ateş. Sonra kısık ateşte. Aha, kısık ateş. Sonra full havuç böyle. Ve böyle yapıyoruz. Sonra karabiber. Sonra zira kimyon. Kimyon atıyoruz. Ve şimdi su ekliyoruz. Havuçlarla aynı boya gelene kadar. Evet, biraz fazla. Benim burada biraz fazla lazım. Siz kendi bakabilirsiniz. Çok su lazım değil. Böyle bak.
havuçta biraz böyle. Havuçun boyuna kadar, havuca gelene kadar. Böyle, evet. Evet. Ve kapak kapatıyoruz. Ve hiç karıştırmıyoruz böyle. Hiç ellemiyoruz. Evet, evet. Kapağını kapatıp 15 dakika pişiriyoruz. 10-15 dakika. Bu arada eti kavururken de etimizin kapağını kesinlikle kapatmıyoruz. Şimdi sarımsağımızı temizliyoruz fakat üstteki kabuğunu çıkartacağız. Birlikteliğini bozmuyoruz sarımsağın. Evet. O aroma veriyor. Sonra rahat rahat kolay çıkartıyoruz. Evet, çıkartıyoruz. Böyle. Tamam. Böyle. Şimdi pirinç temizliyoruz. Pirincimizi hemen hemen 10 kere temizliyoruz. Yani su şeffaf, temiz bir renk alana kadar devamlı doldurup doldurup boşaltıyoruz suyu. Bunu yapmamızın sebebi de pilavımızın tane tane olması. Evet. Baldo pirinç iyi geliyor orada. Şimdi sarımsak böyle ekliyoruz. Dikkat et, burada çok sıcak. Ve sonra pirincimizi ekliyoruz. Evet, pirinç ekliyoruz. Pirincimizi de böyle düzleştiriyoruz. Diğer havuç vesaire diğerlerinde yaptığımız gibi. Kapatıyoruz havuç. Böyle. Ve su ekliyoruz. Su şöyle 1 santim. Pirinci geçecek şekilde, 1 santim geçecek şekilde. Evet, böyle. Ve süzgeçten döküyoruz ki şey olmasın diye, yani çok dökersiniz suyu. İçinde böyle yuvarlak bir yer oluşturur ya, öyle yer yapmaması için 1 santim ya da parmağınızın ilk boğumu kadar da yapabilirsiniz. Evet, 1 santim galiba. Yok mu? Ha, burada var, şu tarafta var. Biraz daha ekledim. Bakayım. Bak. Evet. Şöyle. Ve biraz tuz. Ve kapatıyoruz. Pirinç suyunu çekene kadar değil mi kuşum? Evet. Pirincimiz suyunu çektiği zaman üstüne şöyle ufak ufak delikler açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Sonra böyle yapıyoruz. Böyle kaldırıyoruz, topluyoruz pirincimizi. Ama dikkat et. Dikkatli yapıyoruz bu işlemi. Şimdi kısık ateşte kurutacağız pirincimizi. Evet, 20-30 dakika daha pişiriyoruz. Evet, pilavımız hazır. Bakın, pirinçlerimiz tane tane oldu. Tane tane. Şimdi sarımsakları çıkartacağız içinden. Orada bak, içeride. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Tamam. Evet. Gaz kapatıyoruz. Ve karıştırıyoruz güzelce. Tamamıyla bir sanat eseri, şaheser yaptı kuşu bugün. Evet. Böyle güzel. Tadına bakalım mı? Bakalım. Ay, çok lezzetli. Müthiş. Ne kadar lezzetli. Et pufudu böyle çok yumuşak. Ağızda dağılıyor, evet. Evet. Çok lezzetli. Herkese afiyet olsun.
Tarifin yazılı açıklamasına aşağıdaki açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.